Herkese selam sevgili dostlar. PC Building Simulator'da yine sizlerin karşısındayız. Kariyerimize başlamıştık. Birkaç bölümde ilerlemiştik. Bakalım yeni işlerimiz vardı. Yapmamız gereken onlarla ilgili neler olacak, neler bitecek, nasıl masraflara gireceğiz. Continue dedik. Ve oyunumuzu başlattık. Evet hocam. Şimdi hocam şöyle bir gel. Burada bu 5.000'i ödeyemem çünkü param yok. Yani o bir siginti şu an ama. Şöyle yapalım. Gün bitirelim. Go work. İşe başlayalım. Şimdi diagnose upgrade. Gel bakalım. Şu ne halt olduğunu bilmiyorum dediği bilgisayar burada bir dursun da. Şimdi bunu upgrade edeceğim. Bu kaçlık bu lan? Bende 8'lik RAM var mı? Var. Onu şöyle yapalım o zaman. Sök. Sök. Şunu ver bana. Şu 8 GB'ı sapla arkadaşa. Tamam. 1050 Ti'den daha yüksek bir kart istiyorsun. 1050'den daha yüksek bir kart. Oğlum 1050'den daha yüksek ne koyabilirim ki ben buraya ya? Bir bakalım grafik kartlara 1050. Bak 1400 küsürlerde çalışıyor bu makine. Yani elimde bundan daha yükseği yok. Mecbur satın alınacak bu abi. Bu makineyi bir gün bekleteceğiz burada. Şimdi. Teşekkürler. PCU ve CPU yenilememi istiyorsun. Gönder. Bir dakika lan. Ha, tam 4 yıl istiyorsun. Tamam onu hallederiz ya. Dayı ayıp ediyorsun. Replace HDD bucket 0. Niye yapayım ben bu işi abi? Ha, yok yani hayır. Para vermeyeceksin. Ben niye senin hard diskini değiştireyim? Defol git lan. Bedava iş niye yapıyoruz arkadaş? Bunu da alalım. Şimdi 1050 Ti'den daha yüksek bir ekran kartına ihtiyacımız var diyorduk. Yani bak 1500 leri var ama 1060'lar geldi ama. Şimdi 320 bunun fiyatı. Bakalım. Yani bunun fiyatı uygun. Mecbur bunu alacağız. 1060 aldım ama. Ya bu hemen gelsin. Bu 100 doları kesmeseydin iyiydi ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hocam, grafik kartı bir tane Zotac aldık yeni. Bunu saplıyoruz abi. Bence kabul edecek. Çünkü 1060 taktım abi. Bir temizlik. Onu temizliyorum, temizlenmiyor bu ya. Bak kızmaya başlıyorum ha. Bu oyunun sesi yine yüksek gelmeye başladı abi. Ben anlamıyorum ya. Oyun sesini biraz daha düştük. Ben anlamadım abi. Şimdi bu tamam. Hemen HEEEEEE
Çok özür diliyorum arkadaşlar. Ha bunlar. Ben hala ikinci elcinin şeyini alamadım değil mi? Bir dakika lan, o CDT'yi al. Elim demişken şunu da alayım ben. Hatta kendi bilgisayarıma OCD'yi kurayım ben bir de. Bu bilgisayar tamam mı? Ver abi bunu. Şimdi Dignoise FX yazıyorsun. Dignoise FX başımıza bela olacak. Bunu hepimiz biliyoruz gençler. Dignoise FX başımızın belası. Şimdi benim başıma bu bela olan şeyi ben bir düzelteyim kendimi. Şöyle bir düzgün oturayım. Başımızın belası. Şimdi sen yeniden başla abi. Biz şunu sökmeye başlayalım. 3D Mark'ı çalıştırmakta sorun yoktur kardeş. Şimdi bak. Gel abi memory'e. Yok. Memory sağlam. CPU. O da sağlam. Ya bir şey bozuk ama ne bozuk? Ya bunlar da gene de anakart hatalı oluyor da yine de parça parça bakmak lazım. Ne bu anakart ne bu arada? Shin GeForce diyor. Tamam, Shin GeForce'muş bu. 750 Ti hemen gel abi. Bu da sağlam. Yan kapağını açayım şunun bir. Belki hard disk'i gidiktir. Benim storage'e bir bakalım. O da sağlam. Bir power supply'i sökeyim mi? Bir power supply'i bir indirelim bakalım. Belki power sap bozuktur. Power King 300'müş bu. Bakalım abi. Bu da sağlam abi. Ne yazık ki bunun anakartı gidik hocam. Ne yazık ki anakart rahmetli. Yapacak bir şey yok. Parçalar söküldükten sonra motherboard'a gel. Bu da sağlam. Oğlum bunun bütün parçaları sağlam lan. Donanımsal bir hatası olmadığını öğrendik. Şimdi bakalım. Donanımda bir sıkıntı yok. Bu NoiseFX olayı böyle maalesef. Dynoise. Allah bilir neresi bozuk dediğimiz iş. Intel Celeron işlemci sapla abi. CPU cooling.
Memory... İki tane mi RAM vardı bunu hatırlamıyorum ki. Dignoise yok. Sağlam oğlum makine. Geri zekalı. Sadece söktak için beni yaptırdı ya. Allah Allah. Ya bakım yaptırdı makineye. Daha doğrusu öyle bakmak lazım mevzuya da. Power supply de sapla abi. Dön abi dön. Storage'a gel. Bunun bir de hard diski var. Tamam. Şimdi. Bu power supply'nin götündeki kabloyu bir sök abi. PC part'tan şunu al. Bunu ben bir takayım yerine. Şimdi sistem cable'a geç. Power'a taktık. Var mı lan başka power'la ilgili bir derdin? Yok galiba. PC part arka kapak abi. Hemen kappa takalım kappa. Yani bir arıza göremiyoruz makinende kardeş. Arıza bir dakika. PCI lock. Tak 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 tak. Tak tak. Tak tak kapini. Bas start abi. Sen bir çalış. Başka bir bilgisayar yok zaten bugün için, değil mi? Şuna tıklıyoruz. Şunu çalıştırmamı istiyordun, değil mi sen? Restartla abi. Evet, makine açıldı şimdi. Şunu çalıştıracağız değil mi buna? Run dedik abi, bu çalışmaya başladı. Şuraya bir geleyim. Daha açılmadı, yakında açılır ama şunları alabiliyoruz tabii. Kabloları daha hızlı takıyorsun, vidaları daha hızlı söküyorsun. Da. Bu ikisi 3000 5000 dolar ediyor. Yani o kadar kazanmıyoruz be ya. Yani o kadar kazansam canına kurban olam da o kadar kazanmıyorum ya. Hadi oğlum. Bu biraz yavaş oluyor tabii, normal. Bunu alabiliyorum, param yok. Param yok abi, ben para kazanamıyorum ya. Bu biraz düşükmüş, neyse. Ver abi bunu da. At çıkışa. İn abi. Şuraya bak. Yani şunun için yani 0 liraya.
Abi Go to PC ha bunu yapmamışız. Incomplete mi? Incomplete? Dur bakayım. Bunun da PC lock'u var mı? Şimdi oldu işte. İyi Allah tazik. Yani 3-5 kuruş kazandım ama gerçekten maddi anlamda büyük sıkıntıdayız şu an. Yani bu 4 yıldızlı olan görevler var ama yıldızımı arttıramıyorum ki ben. Intransit, PCU, Replace. Yani aldığımız görevler belli, yapacak bir şey yok. Şimdi gün atlatacağım ve 500 dolayda yine geldi bir şeyler. Ha, USB'm gelmiş, güzel. Şimdi bu makine de çıkanın aynısı alınacak. Bu makinede de upgrade yapılacak. Tamam. Şimdi bizim makineyi ben bir çalıştırayım. O bir açıla dursun. Şunu bir söküyoruz abi. İşlemcisi ne lan bunu? Quad 1200 mü? Tamam bunu ver bana. Bakayım benim elimde işlemci var mı? CPU. Ryzen 3 Quad 1200. Bu kırık ama aynından var elimde. Kısmet. Şimdi hocam. Power. Şu vidaları bir sökelim. Watt. Tamam. Şimdi 400 watt bir tane PCU siparişi vereceğiz. Shop nerede abi? Tıkla. Tamam. Bunun RAM'ini diyor 16 yap. Ne var üstünde? TForce Dark 8 GB. TForce Dark. Bundan yok değil mi lan benim elimde? Bakalım. Memory. Tamam, bir tane TForce Dark 2400 MHz'lık RAM alıyoruz abi. Memory. Bas T'ye. 2400'lük varsa 8 GB şundan. Ekledik abi karta.
Bir de grafik kartı. Bu neymiş? 1050 Ti. Bu 1050 Ti'nin üstü yok ki oğlum bende ya. Ebenin. Abi grafik karta gel. 1050 Ti benim söktüğüm neydi lan heriften? GB bendeki 1050'lerin hepsi 4 GB oğlum. Tamam 1060. 320'ye bunu veriyorsun. 310'a 3 GB'ını veriyorsun. Şunu bekliyoruz karta. Ertesi gün getir diyoruz. Bind off. Bugün biten bilgisayar yok. Ne yazık ki yok. Ne istiyorsun hocam? Bir bak diyor Dignoise Fix nedir mevzusu. Bakarız. RAM'i 16 GB'a çıkartabilir misin diyor. Bir de grafik kartı yüksekliği. Gelsin makine bakalım hocam. İşlemci ve RAM'i yükseltecekmiş. Tamam. Bu da yine yükseltme. Bunlar gelsin hocam. Bunları ben mıncıklayayım. Benim makine açık kalsın. Bir dakika lan. Şimdi 500'ü de ödeyelim. Eksi 6'ya düştü. Cepte 5 kuruş kalmadı. Hadi bakalım. Gün atla. Hemen işimizin başına dönüyoruz abi. Şu makine bir 400 watt power takalım hemen hızlıca. Power supply sağlam olanı buna sapla. Hızlıca videoları takmadı lan. Taksan oğlum. Cable. İşte budur. Missing cable. Tamam, incomplete case diyor. Ver abi kapağını. Bu bir start yapsın. Şuna 1060'ı takılacağız önce. Grafik kartı ver abi. Şu 1060'ı ver abi. Şimdi 1060'ı taktım. Memoriye gel abi. Bunun aynından bir tane daha aldık biz çünkü. Bunu da taktım. Cable dedim. PC part. Kapağı tak. Çalıştır makineyi abi. Büyük ihtimalle makine hazır. Bu kadar basit hocam. Bu hazır mı? Olma mı? Bu da hazır. Şimdi hocam en alta geldik. Bunu alamamıştık zaten. Bunu zaten ödeyemedik. Şu kolekte paramızı alalım. İn lan aşağı. Şunun da parasını alalım. Şimdi. Bu ne istiyor? Bunu hallederiz ya. Bu replace diyor. Yenileme. Tamam. Hallederik. Bu dik noise moiz zoiz zoiz. Bazı yeni parçalar açılmış kardeşim. Şimdi hocam. Arkadaşlar upgrade'ler var burada. Şu kasayı bir şuraya tak. Şimdi grafik kartı ne var bunun içinde ona bir bakalım. 1050 yoktur inşallah. Bu ne?
RX 560 mı? Şundan bundan hoşlanmadım şu an. Hop 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 şunu sökeceğiz ha. Şimdi Rock Strix'in 560'ı var bu makinede. Şimdi bir grafik kartlarının olduğu bölüme gel. 1326'ya 1700 küsür. Aslında şu bundan yüksek. Bu yüksek. Bu da yüksek. Şu ikisi yüksek. Bakalım kabul edecek mi? Bir deneyelim. Kabul etmedi. Şu an bundan hoşlanmadım. Oğlum bu daha yüksek. Bunu niye kabul etmedin ya? Çıkan neydi abi? 560. 1050'yi kabul etmedi ama belki şunu kabul eder. Güzel. İçindeki RAM ne bunun? Bunun içinde Adata XPS 8 GB. Siktir ya. Adata. XPG. Tamam. Neydi içindeki? Dazzle. 2400 MHz. Gel. Aha bu. Koy abi. Bu siparişte gelecek. Şimdi bilemiyorum. Şunu alalım. Grafik kartını yükselt diyorsun. Şimdi bu vidaları sökeceğim. Bu ne bu içindeki bunun? 470 var bunun içinde. 4 GB kart. Tamam. Benim elimdeki grafik kartlarına bir bakalım. 470. Yani frekansları bundan çok daha yüksek çalışan kartlarım var. Mesela indeksine vur şu mesela çok daha güçlü o karttan ama 100 dolarlık bir kart bu. 100 dolarlık yerine 117 dolarlık kart takalım abi. Fiyat olarak yükseltirsek belki kurtarır ha. Bakalım kabul edecek misin? Etti. Güzel. PC part'tan şu klak klak lock kilidi takalım abi. Bu RAM'i yükselt diyor. Bunun RAM'i ne? Dazzle. O Dazzle'dan bir tane daha alacağız abi. Hatta ben sana bir söyleyeyim mi? Bunları bugün içinde ver. Birini şuna. Memory Dazzle 8 GB. Çak abi bunun içine. Mis. Şimdi gel abi. Buna PC part'a gel. Bunun lock'unu taktık mı? Lock'unu takmayı unutmayalım. Kilidi tak. Side paneli de tak.
Şimdi bu arkadaşa da RAM takacağım. Evet, gel abi. Çok iyiyim be. Şimdi parta gel, şunu sapla. Bir dakika lan, geri çık. Temizlik yapmayı unuttuk yahu. Tamam. Seni bir çalıştıralım da biz ne olur ne olmaz. Sen hazır mısın kardeş? Gel. Bu CPU'lu falan bir şeydi bu. Bunu at buraya. Yes bebeğim, bu da tamam. Şimdi. Şu makineyi bir sök. Mortoni'nin lambanın içindeki RAM RAM. Fortis var içinde, 8 GB. Okey bebeğim. Şuraya Fortis. Şundan var. Ekledik. X var. Yanlış hatırlamıyorsam benim CPU prosesörlerimde 1400'leri de vardı bunların ya. Aa, yok. Ulan şansa bak. Tamam, prosesöre gel abi. 1300 değil, 1400 var mı? 1400. Tamam, Ryzen 5. Bir tane 1400 alıyoruz abi. Sell broken part. Gönder abi, kırık parçalar kalmasın elimde. İstemiyorum. Dig noise diyorsun. Taktık makineye hocam. Baba sök şunu. Şimdi bu makinenin bütün parçalarını söksem mi bilemedim. Bir dakika. Bunların işlemler gelecek zaten. Şöyle yapalım. Öncelikle çalıştıralım bakalım ne yapıyor. İşlemci yok diyor bak. Ya G3900 Celeron. Bu 3900 bakalım broken mı? Yes. Bu ne bu? Sky Lake. Bende, sende ne vardı? 3900. Bende 4400'ü var bunun. Bunu takayım sana hocam. Oraya bir işlemci taktım şu an. Bir dakika. Cooling'ini... Aa bak. Soğutucusu da kırık. Dur. Bu arkadaşlara soğutucu. Cooling. Yalnız ben öyle pahalı mal sevmem. Aa bu ucuz işte. Bundan al. Almışken birkaç tane al. Tamam. Aynı o dedim. Gel abi mal gelsin. Şimdi ya ucuz abi bu. Bunu kullanmak en mantıklısı şu an. Zaten zengin çocuğu değiliz yani. Clean old ass diyor musun? Demiyorsun. Ama sana kıyak yapıyorum hadi. Bak normalde kimseye yapmam bunu ha. Evet. Şu kapak vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir koy bakayım pileye çalışıyor mu? O arada bu arkadaşa işlem takacak. Açıldı.
Prosesör 1400'ünü takıyoruz. Cool Master. Kurayım şunu, sat şunu. Bu herifin malı bak, bunu tak. Okey. Bu RAM'in aynından aldım ben. Memory'e gel abi. Okey bebeğim. Şimdi bir temizlik. Oğlum temizlemiyor lan bu. Şöyle ekstra bir kablosu eksik kalmasın takalım abi. Hemen PC parts, kapağı sapla, P'ye bas çık, bu çalışsın abi. Bu hazır abi. Bakalım abi. Bu da hazır abi. Okey. Şimdi yani bu işi alırsam, ya kanka şimdi bu işi almak istemiyorum ya. Bu adamı yoruyor ya. Neyse, accept diyelim. Sana da accept. Şuradan paramı alayım bir kere hocam. Şuradan da paramı alayım hocam. Oh. Şimdi yeni partlar geldi diyor. Eyvallah, eyvallah. Hocam eyvallah. Şimdi bir yığın ürün aldık. Daha doğrusu ürün aldık demeyeyim. Cell broken parts bir tanem var. Gönder. Kırık parçalar durmasın elimde abi. Şimdi hocam yeni bilgisayarlar gelecek. Elimizdeki parçaları yedirmeye çalışıyoruz millete. Bir de şu 5000 neyin ödemesi hala çözemedim. Onu da çözeceğiz inşallah diyoruz. Level atlamadığımız için yeni bir şey açılmamıştır. Dolayısıyla şöyle gelelim ve günü bitirmek için hazır konumdayız arkadaşlar. Sevgili dostlar, bu bölümü burada sizler için sonlandırmakla müşerrefim bugün. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basmayı unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bölümün devamları da gelecek. Like'larınızı esirgemeyin. Lütfen arkadaşlar abone olalım kanala. Bakıyorum analizlerde çünkü abone olmayan izleyicimiz var. Lütfen abone olalım. Destek oluyor arkadaşlar. Yani o butona bastınız diye para istemiyoruz sizlerden. Yani yorum yapanlardan da elleri dert görmesin diyorum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Yeni oyun ve bölümlerde tekrar görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet.